Merhaba arkadaşlar. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersimizin 9. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Amasya Görüşmesi, Temsil Eğitim Ankara'ya gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali konularından bahsedeceğiz. Bu dersimizin ilk konusu Amasya Görüşmeleri. Temsil Eğitim Başkanı Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında yapılan görüşmelerdir yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edecek, temsil heyetiyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni tanıyacaktı. İstanbul Hükümeti temsil heyetinin görüşlerini alarak hareket edecekti. Mebusan Meclisi İstanbul dışında başka bir şehirde toplanacak, işgallere karşı birlikte durulacak, Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde işgal izin verilmeyecekti. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un işgal altında bulunması dolayısıyla toplanan meclisin rahat çalışamayacağı, sağlıklı kararlar alınamayacağı, alınsa bile uygulanamayacağı görüşündedir. Salih Paşa alınan kararları İstanbul hükümetine kabul ettireceğini, ettiremezse istifa edeceğini söyledi. Mebusan Meclisi'nin açılması dışında alınan kararları kabul ettiremediği gibi istifada etmedi. Bu görüşme ile İstanbul Hükümeti Anadolu Hükümeti'ni tanımış oldu. Şimdi de temsil heyetinin Ankara'ya gelişi konusuna bakalım. Sivas'tan yola çıkan temsil heyeti 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya ulaşır. Heyetin Ankara'ya gelmesinin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Ankara'nın coğrafi kodumu, ulaşım ve haberleşme imkanlarının uygun olması, bütün cephelere ve İstanbul'a yakın olması. Ankara halkı temsil heyetini büyük bir coşkuyla karşıladı. Ankara, temsil heyetinin gelmesiyle önce milli mücadelenin merkezi ve daha sonra da 13 Ekim 1923'te yeni Türk Devleti'nin başkenti olacaktır. Şimdi de son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millik kararlarından bahsedelim. Mevlusan Meclisi seçimlerinde müdafaa hukuk cemiyetleri önemli başarı kazanır. Mustafa Kemal seçimleri kazanan Mevluslar ile bir görüşme yaparak mecliste müdafaa hukuk grubu oluşturulmasını, Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararların kabul edilmesini, meclis başkanlığını da kendisinin seçilmesini istedi. Başkentin İstanbul olması, padişahın varlığı ve anayasa gereği meclis 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Mebusan Meclisi açıldığında Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçilemez. Müdafaa hukuk yerine Felahı Vatan Grubu kurulur. Mecliste 28 Ocak 1920'de yapılan gizli bir oturumda Misak-ı Milli kararları kabul edilerek yayınlanır. Misak-ı Milli kararlarına göre Mondros Mütarekesi imzalandığında Osmanlı elindeki topraklar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Halkın çoğunluğu Arap olan yerler ve Batı Trakya ile elviye Selase'de halk oylaması yapılacaktır. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Azınlıkların hakları dışarıdaki Müslüman ahalinin hakları oranında olacaktır. Güvenliği sağlanmak şartıyla boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. misak milli kararları ile milli mücadelenin hedefi, batının sınırları ve bağımsızlık esasları belirlendi. Büyük Millet Meclisi de bu ilkeleri benimseyip gerçekleştirmeye çalışacaktır. İtilaf devletleri kendi çıkarlarına uygun kararlar alınacağını düşünerek Mebusan Meclisi'nin açılmasına ses çıkarmamışlardı. Misak-ı Milli kararlarından sonra hükümete baskı yaparak kararların geri alınmasını istediler. Sonuç alamayınca da İstanbul'u resmen işgal ettiler. Meclisi basıp tutukladıkları mebusları da Malta Adası'na sürgüne gönderdiler. Mebusan Meclisi süresi olarak kapatıldı. Bu yaşananlar Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını hızlandırdı. Bu dersimizde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 dersinin 9. ünitesi haber evet. olduk. Amasya görüşmeleri, Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli Kararları ve İstanbul'un işgali konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.